Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi. İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin. Kur'an-ı Kerim tilaveti. İlahi ve sohbetleriyle rahmeti bol ulu yezdan döndüm cümle günahlardan medet mevlam diye diye. Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programında sizlerle. Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası başlıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هدف راديومuzun vazgeçilmezleri, özel ve güzel dinleyenlerimiz, her birinizi tekrar canla başla selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Programımıza Salihler Sofrası'na hoş geldiniz. Tabii ki gelirken de safaları beraberinizde getirdiniz. Şurada bayram geçeli birkaç gün oluverdi. Her birinizin tekrar bayramlarını candan, canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimiz daha nice bayramlara kavuşmayı bizlere nasip eylesin, lütfeylesin. Rabbimiz gerçek bayram yapmayı, rızasına kavuşarak cenneti alada Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu olmayı nasip eylesin. Dünya Müslümanlarının içerisinde bulundukları çıkmazdan bir an önce kurtulmalarını, dünyada İslam birliğini tesis etmelerini ve İslam ile tüm dünya insanımızın huzur bulmasını, dünyada da böyle bir bayram yapmayı Rabbimiz cümlemize ikram eylesin. Aslında haccı bir yıl anlatsam bitmez. Hac Müslümanların en önemli ibadetlerinden bir tanesi, İslam'ın 5 ana rüknünden biri. Bakın, İslam'ın 5 şartından biri demedim. Türkiye'mizde çok meşhurdur bu şart kelimesi. Ama bu 5 ana madde İslam'ın 5 şartı değildir. Yeri geldiğinde tekrar tekrar söyleyeceğim. Bunlar Erkanul İslam diye kitaplarımızda geçer. İslam'ın rükünleridir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Buniyel İslamu ala khamsin. İslam şu 5 şey üzere bina edilir buyurmuşlar. Bina neyin üzerine kurulur? Bina temellerin üzerine kurulur. Öyleyse bu 5 madde İslam'ın şartı değil, İslam'ın 5 ana temel maddesidir. İşte en önemlilerinden bir tanesi, dünya Müslümanlarının yıllık kongresi, toplantısı, buluşması mesabesindeki Arafat vakfesiyle zirveye ulaşan
Kâbetullah'ın etrafında pervane olmakla derinleşen ihram giymekle de asıl manasına kavuşan bir ibadet. Geçen hafta, daha doğrusu geçen haftalar hac ibadetini tarif etmeye çalıştık. İnşallah muvaffak olmuşuzdur. Bugün de inşallah içerisinde yapmış olduğumuz bir takım hareketlerin, bir takım eylemlerin ne anlama geldiğini, hani değinmediğimiz noktalarına özellikle onları arz edeyim istiyorum. Ve Mekke-i Mükerreme'de gitmişken nereler görülmeye değer, nereler görülmeli? Şüphesiz her karışı görülmeye değer, her zerresi öpmeye değer topraklar oralar. Çünkü Resulullah'ın çocukluğunun, gençliğinin geçtiği, risaletinin, bi'setinin geçtiği o mübarek mekanlar, ardından Medine-i Münevvere, çünkü hacca gidip oraları ziyaret etmeden dönmek doğrusu eksik olur. Hatta imkan bulabilsek de, çünkü hadis-i şerifte kim ki Mescid-i Aksa'dan ihram giyerek, oradan niyet ederek hacca gelirse, haccını yapar, ondan sonra Efendimiz'i ziyaret ederse ona cennet vacip olur şeklinde bir hadis hatırlıyorum. Ama nerede bugün Mescid-i Aksa'ya gidebilmek, bilmem bin bir türlü yerden izin alacaksınız da bin bir türlü sıkıntı içerisinde, birileri izin verirse gideceksiniz de göreceksiniz de. Rabbimiz inşallah bir gün tekrar o mübarek toprakların hürriyetine kavuştuğu günleri bizlere dünya gözüyle göstersin diyoruz. Şimdi hacda yapmış olduğumuz bir takım hareketlerin manalarına, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki ziyaret edilebilecek yerlere geçmezden evvel, her programımızda olduğu gibi bu programımızda inşallah Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Konyamızda okumuş olduğumuz bir Nisa suresi vardı. Men yuti'ir rasule fekad ata'allah. Kim ki Allah'ın peygamberine itaat ederse, ona uyarsa, tabi olursa, Allah'a uymuş, ona itaat etmiş, ona tabi olmuş olur anlamındaki 90. sahifeden başlayıp, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا. Size birisi bir selam verdiği vakit ona hiç olmaz ise aynısıyla mukabele edin, karşılık verin veya daha güzeliyle. O size esselamu aleykum dediyse siz de ona ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuh deyin. Yani biraz daha ikram ederek ona karşılık verin mealindeki ayete kadar okuyoruz. Önce Kur'an'ımız geliyor. Her şey susuyor. Kur'an okunuyor. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإن
اِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
şefaaten seyyiyeten yekun lehu kiflun minha. Ve kânallâhu alâ kulli şeyin mukîtâ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْ Şu anda Hedef Radyo'da Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası programını dinliyorsunuz. Evet kıymetli kardeşler, Nisa suresini dinlemiş olduk. İnşallah imkan bulanlar evlerinde sayfa 90. Men yuti'ir rasule fekad ata'allah diye başlayan o sayfa inşallah bakıversinler. Şimdi hacda yapılan eylemler ne anlama geliyor? Kısaca onları tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Ondan sonra inşallah Mekke-i Mükerreme'de görülmesi gereken yerler, onu arz edelim. Biz her sene malumunuz umreye gidiyoruz elhamdülillah. Bu sene 137 umrecimizle gitmiştik. Bizim kendimize göre bir takım orada olmazsa olmaz prensiplerimiz vardır ki şu ana kadar 20 sanıyorum seferimiz oldu elhamdülillah. 14 hac, geri kalanı da umre. Nasip olursa önümüzdeki senede yine ikinci ayda gitmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Bizim usulümüz şudur: gerek Medine-i Münevvere'ye, gerek Mekke-i Mükerreme'ye götürdüğümüz insanlara, ilk önce Kâbetullah'a gitmişsek, önce oranın merkezi Kâbe olması hasebiyle Kâbetullah'dan başlarız. Başlama yerimiz de Hacerul Esved'dir. Hacerul Esved ne anlama gelir? Ondan sonra İşte Multezem ne demektir, ne anlama gelir? Arkasından Kabe'nin kapısı, oradan makamı İbrahim, oradan Ruknu Iraki, ondan Hicri İsmail, oradan efendim Ruknu Şami, Altın Oluk, Ruknu Yemani ve orada istilamın önemi, sebebi ve arada Rabbena atina fid dunya hasene duasının okunması. Ondan sonra böyle peyderpey açılırız. Osmanlı revaklarını anlatırız. Ondan sonra dışarı çıkarız. İkinci günde iç ziyaretler dediğimiz yerlere. Üçüncü günde dış ziyaretler. Yani böyle merkezden başlayarak dışarı doğru açılırız. Kıymetli kardeşler, ihramın farzlarından bir tanesi, ki en önemli farzlarından bir tanesi, malumunuz ihramlı gitmek. Mik'at mahalli vardır. Her ülkenin geldiği noktaya göre mik'at mahalli bellidir. Cebrail aleyhisselam bunun sınırlarını Allah'ımızın emriyle çizmiştir.
Dolayısıyla gerek umreye gidecek, gerek hacca gidecek hiç kimse ne yapamaz? O sınırları ihramsız geçemez. İhram elbise olarak Allah katında her kesin eşit olduğunu sembolize eder. Öldükten sonra dirilme, toplanma alanına yürüme gibidir ihram. İhram ölmeden önce ölümü yaşamaktır. Nasıl ki bir insan kabre girdiğinde saçını kopartamıyorsa, tıraş olamıyorsa, koku sürünemiyorsa, başkasına bağırıp çağıramıyorsa, değil mi? Kabre bir insan nasıl ki affedersiniz iç çamaşırlarıyla giremiyorsa, her şeyden soyutlanıp ancak iki parça beze sarılıp kabre konuluyorsa, işte mutu kable entemutu hadisinin dünyada yaşanma hadisesidir. Ölmeden önce ölünüz veya hasibu kable entuhasebu, hesaba çekilmezden evvel kendinizi bir hesaba çekinizin birkaç günlüğüne de olsa pratiğidir, yaşanmasıdır. İhrama girmek dünyadan soyutlanmayı, insanlarla eşitlenmeye simgedir. Bunu simgeler. İhram dikişsiz, renksiz, rozetsiz olması dünyevi her şeyden soyutlanmak demektir. İhram yasakları insanlığa, canlılara, cansızlara, çevreye zarar vermeme bilinci verir. Orası örnek bir sit alanıdır, koruma bölgesidir. Allah tarafından korunmuş bir bölgedir. Allah'ımız oraya tüm müminlerin gereken saygıyı göstermesini istemiştir. İhram yasakları insana, canlılara, cansızlara, çevreye zarar vermeme bilincini geliştirmektir. İhram yasakları. İhramlıyken bir otu kopartamazsınız, bir ağacın dalını kopartamazsınız. Ne yapamazsınız? Bilerek bir çekirgeyi öldüremezsiniz. Bir hayvanı avlayamazsınız. Orada bunun talimini yapacaksınız. Ve geldiğinizde ülkelerinizde bu hassasiyetinize devam edeceksiniz. Öyle bir insan ki kimseye zarar vermek istemiyor. Gerçek mümin bu zaten. Almanya'da Yeşiller Partisi vardır. Adamlar neyle kendilerinden söz ettirirler biliyor musunuz? Biz çevreyi koruyacağız. Biz ağaçlara, otlara, yapraklara, biz hayvanlara dokundurtmayız. Mevcut tabiatı bozdurtmayız. Bu bir dava haline getirildi ve Almanya'da bununla bugün iktidar ortağı olacak kadar büyüyen bir parti oldu. Ne yazık ki gerçek çevreci, gerçek çevreyi korumakla görevli olan, mükellef olan normalde mümin insandır, Müslüman insandır. Çok da üzülüyorum. Türkiye'mizde millet elindeki yediği herhangi bir şeyi yere atıveriyor. Kardeşim çöp var ileride. Adam arabanın içerisindeki herhangi bir çöpü açıyor arabanın penceresini dışarı sallayıveriyor. Hani sen vatanını seviyordun? Hani sen temiz adamdın? Temizlik bu mu? Yani senin arabanın içi temiz olsun güzel de pekala herkesin kullandığı bu çevre ne olsun? Suya karşı ülkemizde gereken hassasiyet gösterilmiyor. Mesela Almanya'da herhangi bir yere bir yağ aksa, araba yağı, orayı hemen etrafını çevirirler, toprağa sızmasın, o yağ ileride suya karışır, suyu zehirleyebilir diye adamlar öyle önlemler alıyorlar ki burada kim kime dumduma. Hani 54 farzdan bir tanesi emri bil maruf nehyanil münkerdi. Kötülükleri nehyetmek, iyilikleri de emretmekti. Hani Müslüman insan doğru olmayan bir şeye güzel kardeşim bunu yapma diyecekti. Hani onun önüne geçecekti. Halkımızda henüz gerektiği kadar bu bilinç meydana gelmiş değil. Ben kendim için söylüyorum. Elimden geldiği kadar inanın, tabii güzel bir ifadeyle, şayet bir delikanlı bir yere bir çöp atıyorsa, güzel kardeşim onu bir zahmet al mümkünse,
çöpe koyuver veya ben önünde alıyorum görsün de bir daha yapmasın diye. Çünkü imanın en alt noktası insanlara zarar verecek, görüntüyü bozacak, çevreyi kirleyecek, hayvanlara zarar verecek herhangi bir şey yoldan dahi kaldırmıyorsa bir adam, Efendimiz artık bu imanın bitme noktasıdır. Bundan sonrası için o adamda iman var mıdır yok mudur tartışılır. Buyururlar hadisi şeriflerinde. Onun için kardeşler, işte ihramlıyken bir takım şeylerin yasak edilmesi insanda hayvanlara karşı, canlılara karşı, cansızlara karşı çevre bilincini oluşturmak içindir. Oraya zaten gayrimüslimlerin girmesi haramdır, yasaktır. Tövbe suresinde malumunuz, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. Ey müminler, bilin ki müşrikler necistir, pisliktir. Allah Allah. Adama baktığınızda adam kravatlı, güzel elbise giymiş, saçını sakalını taramış. Ya Rabbi, bunda görüntüde bir pislik yok. Adamın içi pis, içi fitne. Allah'tan korkma yok, Allah'a karşı saygı yok. Allah'ın yarattıklarına karşı dolayısıyla bu adamdan gereken saygı beklenemez. Allah'ımız onun için müşrikler pisliktir. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Bu yıldan sonra artık onları, o pis adamları, o pis insanları ne yapmayın? Mescidi harama yaklaştırmayın. Yani Allah tarafından sınırları belirlenen, haram ilan edilen bölgeye ne yapamaz? Gayrimüslimler giremezler. Bundan dolayı Mekke ve Medine'de özel arama noktaları vardır. Gerek hacca gerek umreye giden kardeşlerimiz bunu fark etmişlerdir. Aynen yeni bir ülkeye giriyormuşuzcasına ne yaparlar orada? İnsanları tekrar bir kontrolden geçirirler. Aslında 3 tane haram bölgesi vardır dünyada. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, bir de Mescid-i Aksa. Buralar Müslümanlara tahsis edilmiştir. Bunların dışındakilerin buralara girmesi, ayak basması yasaktır. Ama ne yazık ki bugün Müslümanlar bu yasağı koruyabilecek kudrette, güçte değiller. Cenab-ı Hak tekrar o gücü bizlere inşallah iade eylesin. Müslümanlara bu konuda şuur ihsan eylesin. Şunu da söylemiş olayım hemen, ondan sonra size güzel bir ilahi takdim edeyim inşallah. O da şu: aslında imkan olsa da bugün işte örgütler var değil mi? İslami kuruluşlar, örgütler, bilmem İslam Konferansı örgütü. Ta kaç yıl önce kurulmuş, adı var, tadı yok bir örgüt. Ancak bir araya gelip toplanırlar, çay kahve içerler, sarılırlar, yer içerler, istirahat edip çeker giderler bu adamlar. Lütfen kardeşlerim beni bu konuda mazur görsün. Yani etkisi olmayan zerre kadar, sadece göstermelik bir birliktelik. Aslında Mekke ve Medine, Suud gibi böyle küçük bir bedevi devletinin inisiyatifine bırakılmamalı. Adamlar görüyorsunuz, acaba dünya çapında Müslümanlar arasında bir oylama yapılsaydı, Kâbetullah'ın yanına getirip Londra'daki Big Ben kulesinin aynısını buraya yapsınlar. Farkı ne? O kilise kulesi, Kâbetullah'ın da yanındaki aynısı. Kilise kulesinin tıpkı kopyası. Sadece orada Allah yazmıyor, Kâbe'nin yanındakinde Allah yazıyor. Farkı bu. Acaba böyle bir oylama yapılsaydı dünya çapında, Müslümanlar evet hemen Kabe'nin dibine çıkar çıkmaz 100 metre yakınına veya 50 metre yakınına böyle bir kule yapın derler miydi? Buna onay verirler miydi? Acaba tarihi dokuyu orada tahrip ettirirler miydi? Nasıl ki Vatikan Hristiyan aleminin ortak yönettiği en kutsal, en önemli mekanı Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'da tüm dünya Müslümanlarının bir araya gelerek özel bir yönetimle yönetilmesi gereken yerleriydi. İnşallah bir gün gelir de tüm Müslümanların söz sahibi olduğu
Çünkü orası bizim göz bebeğimiz. Alemi İslam'ın orası can damarı. Oraya iş yapılırken bin düşünmeli, bir iş yapmalı. Şimdi Arapça bir eser, henüz daha yayınlamadık da şu ana kadar ilk defa radyomuzda sizler dinleyeceksiniz. Kassemen billahi rabbil alemin. Mertezayna gayra dinillahi din. Fektubuha fi semail halidin. Diyeceğiz. Allah'a yemin olsun ki biz İslam'dan başka hiçbir dine razı olmayız. Diyoruz. Buyurun efendim. الإسلام عزت في الأمين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت في الأمين وسمت فوق جبين الشوم قسما لله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما الإسلام عزت بالأمين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين وسمت فوق جبين الشوم غير مبعوث وهاد للورى من سما حقا إلى أعلى الذرى غير مبعوث وهاد للورى من سما حقا إلى أعلى الذرى وبه قد شامخت شامخت أم القرى كان نورا كان بحرا زاخرا فاهدى الناس بخير الكتب قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين وسمت فوق جبين الشوم نحن جند الحق لا نخشى العدا ندحر البغي على طول المدى نحن جند الحق لا نخشى العدا ندحر البغي على طول المدى نرفع الهولى ونعطي الشهداء نرفع الهولى ونعطي الشهداء وبعزم وثبات وافدة جددوا ذكرى نبي العربي قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين وسمت فوق جبين الشوم ها هي الذكرى أطلت من جديد تبعث الماضي والعزة تلد ها هي الذكرى أطلت من جديد تبعث الماضي والعزة في قلوب مؤمنات كالحديد في قلوب مؤمنات كالحديد إنما النصر بقرآن مجيد فبه تبلغ أسمى الرتبي قسما بالله رب العالمين ما
اقتضينا غير دين الله دين قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فاكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين فاكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين وسمت فوق جبين الشوم أنتم الأبطال في يوم المحن خير قوم جاهدوا طول الزمن أنتم الأبطال في يوم المحن خير قوم جاهدوا طول الزمن لا تهابوا حاطموا كل وطن لا تهابوا حاطموا كل وطن قدموا الأرواح من دون ثمن واصفعوا كل دخيل أجنبي قسما بالله الإسلام عزت بالأمين فاكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين وسمت فوق جبين الشوم مصطفى Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası devam ediyor. Kardeşler, ihramın ne anlama geldiğini söylemeye çalışmıştık. Tavaf. Biliyorsunuz insan oraya gittiğinde çok tavaf ediyor. Mesela kudüm tavafından bahsetmiştik. Kudüm takdim anlamında, yani selamlama anlamında. Selamlama tavaf. Kabe'ye geldiğinizde ne yapıyorsunuz? İlk önce Kabe'yi bir tavaf ile selamlıyorsunuz. Ama bir de farz olan, yani yapılmazsa hac olmaz diyeceğimiz tavafımız var. İşte kainatın ve yaratılışın bir özetidir tavaf. Kainatta her şey atomlardan, yani zerreciklerden meydana gelmiştir malumunuz. Onlar da tavaf halindedirler. Nötron, proton, değil mi? Bunlar sürekli dönerler bir merkez etrafında. En küçük atom ve en büyük galaksi dahi nedir? Tavaf halindedir. Yasin suresinde وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَك۪ي يَسْبَحُونَ ayet var ya, işte her şey kendi yörüngesinde dönerler. Bir anlamda onlar da kendi tarzlarında tavaf ederler. Kabe'de tavaf edenler arşı tavaf eden melekler gibidirler. Tavafta Kabe sola alınır çünkü kalp soldadır. Nazargahı ilahidir kalp. Bir insana deseniz götür kardeşim Kabe'ye şu bir şişe içki dök. İnanıyorum ki en sarhoş adam dahi bunu kabul etmez. Neden? Onun gönlünde mutlaka imanı vardır. O iman ona engel olur. Ancak Rabbimiz yere göğe sığmaz. Rabbimiz hiçbir yere sığmaz. Kulunun kalbine sığar. Rabbimizin tecelligahı kulunun kalbidir. Öyleyse ey insan, Kabe'ye götürüp de maddeden olan Kabe'ye içkiyi dökmüyorsun da, ya nasıl yapıyorsun da bunu kendi vücuduna kabul ettirebiliyorsun? Onun için kardeşler dikkatli olmalı. Bu ve buna benzer münkerattan kaçınmalı. Hatta şu hadisi hiç unutmam. Beni çok etkilemiştir. Yeri gelmişken hemen söyleyivereyim. Lehedmul Ka'beti. Kabe'nin yıkılmaz. Ehven taha hafiftir.
indallah, Allah katında daha hafiftir. Neden? Min heddimi kalbil mümin, mümin insanın kalbini kırmaktan, yıkmaktan Kabe'nin yıkılması daha hafiftir. Neden? Çünkü Kabe insanın tecelligahı, insanın tavaf merkezidir. Kalp ise Allah'ımızın nazargahıdır. Öyleyse Allah'ımızın nazar ettiği kalbi kırmamaya büyük özen göstermelidir kardeşler. Kabe'de tavafta, namazda olduğu gibi ayrım yoktur. Yani kadın erkek orada bir, tavaf ederler, herkes eşittir. Birisinin etrafında dönmek, yürekte ona bağlanmaktır. Bu da Kabe'nin sahibine, yani Rabbimize bağlılığımızın ifadesidir. Kabe'nin bütün Müslümanları ne yapar? Kendinde döndürür, bütünleştirir, birleştirir. Onun böyle bir yönü vardır. Kabe böyle müminler. Sayı biliyorsunuz vaciptir. Hem umrenin sa'yı var hem de haccın sa'yı var. Sa'ya Hazreti Hacer annemizin araması, o canlandırma meydana getirilir. Say, kadına annelik şefkatine, sevgisine verilen değeri gösterir. Kadın, erkek bunun eylemini yapar. Say, bir arayışı simgeler. Hazreti Hacer'e uzanan ilahi rahmetten bir şeyler elde edebilme arzusudur, isteğidir. Say, Müslümanların ibadet niyetiyle gönüllü bir yürüyüştür. Hacer-i Esved, geldik oraya değil mi? Sünnet olan onu öpmek değil, selamlamaktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam malumunuz öpmüştür. Hazreti Ömer Efendimiz de ey Hacer-ül Esved, biliyorum ki sen bir taşsın. Eğer peygamberimin seni öptüğünü görmeseydim vallahi seni öpmezdim. Yani bizde hiçbir madde ne yapılmaz? Kutsallaştırılmaz. Ne yazık ki bazen ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Ancak Hacer-ül Esved cennetten gelen bir taştır. Kıymetlidir, değerlidir. Ona el süren Allah'ın eline, elini tutmuş gibi olur. Haşa. Allah'ımızın bizim eli gibi eli yok malumunuz. Ancak Allah'a verdiği sözü yenilemektedir. Bu tavafa başlama sembolüdür malumunuz. Oradan başlamak ise tavafa vaciptir. Bilinmeli ki ona peygamberin mübarek dudakları değmiştir. Onu selamlama, Allah'a verilen ahdi yerine getirme anlamı taşır. Bazı hacılarımız illa oraya gittiğimizde eğer oraya elimizi sürmezsek, dokunamazsak, orayı öpmez isek hacı olamayız veya haccımızda bir eksiklik olur diye zannediyorlar. Ben şu ana kadar gitmiş olduğum belki 20'nin üzerindeki seferimde inanın toplam 3 veya 4 defa öpmüş veya öpmemişimdir. Fırsat bulursam şayet, yani herhangi kimseyi itip kakalamayacaksam, ezip büzmeyeceksem, öpmek sünnet, ancak orada Müslümanlara eziyet etmek, insanları sıkıştırmak, itelemek, kakalamak nedir? Haramdır. Hatta hiç unutmuyorum, hacılarımızdan bir tanesi, hacılarımızın birisi sık sık tembihlememize rağmen bizden gizlice gitmiş, Hacer-ül Esed'i öpmeye kalkışmış. O öpme sırasında hacımızın ağzını yırtmışlar. Adam geldi otele, aman hocam koş koş. Hacılarımız, buyurun ne oldu? Bizim falanca hacımızın ağzı kan revan içerisinde. Ne olmuş? Hacer-ül Esved'i öpmek istemiş. Öperken birisi de parmağını oraya atıyor, elimi süreyim derken. Tabii o hengamede ne olduğunu kim ne bilecek? Hacımızın ağzı yırtılmıştı, hiç unutmuyorum. Hacer-ül Esved'in hemen hafif bir adım şöyle geçtiğinizde Kabe kapısıyla Hacer-ül Esved arasında dar bir alan vardır. Oraya mültezem derler. Resulullah'ın buraya göğsünü dayayarak, yüzünü ve ellerini yapıştırarak dua ettiği rivayet edilir.
burada yapılan dua kabul edilir. En çok duaların kabul edildiği yerlerden bir tanesidir Mültezem. Buraya yapışarak dua, annesinin eteğine yapışarak ağlayan yaramaz çocuğun haline benzer. Kimi alimlerimiz böyle benzetmişler. Annesi onu önce reddetse de sonra onu ne yapar? Acır. Allah'ımız da Celle Celaluhu şüphesiz merhametlilerin en merhametlisidir. Safa ile Merve, o arada çok şey meydana gelmiştir. Hani yakın ve endir aşiretekel ekrabin, yakın akrabalarına uyar ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Safa tepesine çıkarak Kureyş'e ben size şu dağın arkasında veya şu vadide bir düşman ordusu var desem inanır mısınız diye sormuştu. Onlar da şüphesiz inanırız çünkü sen yalan söylemezsin. Pekala desem ki şu dağın altında altın var. Vallahi sen dersen inanırız dediler. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyleyse bilin ki ben Allah'ın Resulüyüm deyince eline bir taş alıp ilk atan ne yazık ki Ebu Leheb oldu. İşte tebbet yede Ebi Lehebi ve tebbe. Peygambere ve peygamberin getirdiği davanın önüne geçmek için eline bir taş alıp atan, hakkı taşlayan, Müslümanları yaşadıkları çağda taşlayan Ebu Leheb'in ve Ebu Leheb zihniyetli kişilerin elleri kurusun. Kurudu da. Ma aghna anhu maluhu ve ma kasab. Onun malı, mülkü ve onun kazandıkları ne yaptı? Kesinlikle kendisine faide vermedi. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu akrabalarına uyar denildiğinde ilk bu çağrıyı Ebu Kubeys Dağı'nın eteğinin bitimi zaten. Safa tepesi, Efendimiz bu hadiseyi orada ilan etti. Sonra ilk Müslümanların toplanma ve buluşma yeri olan Darul Erkam'da bu Safa ile Merve tepesinin arasındadır. Safa'dan Merve yönüne giderken 10 metre aşağıdadır hemen. Merve tepesinin yakınlarında Hazreti Hatice annemizin evi var idi. Hazreti Hatice annemiz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile bu evde evlendi. Çocukları burada dünyaya geldi. Hatice annemiz tam 28 sene burada yaşamıştır. Tabii ki şu anda orası Merve ile Safa arasında say yaptığımız yerde kaldı. Sonra Mekke site devletinin o küçük bir model o zaman devleti şeklindeydi. Hükümet konağı durumunda olan önemli kararların Müslümanlara karşı önemli kararların alındığı müşriklerin toplanma yeri Darun Nedve'de altın oluk var ya bugün Türkiye Bakan kısım onun karşısında bulunmaktaydı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Mi'raç hadisesi veya İsra diye bildiğimiz hadisesi yine Ummu Hani yani Ebu Talib'in kızı Hazreti Ali Efendimizin de kız kardeşinin evi bugünkü müezzinliğin altındadır. Evi oradaydı. Peygamberimizin halasının evi Efendimiz de oraya dinlenmeye gittiğinde malumunuz İsra hadisesi orada meydana geldi. Hemen şunu da arz edip tekrar bir ilahi daha inşallah takdim etmek istiyorum. Bakın Hazreti Ebubekir Efendimizin evi bugünkü Hilton otelinin bulunduğu yerdeydi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hicret hazırlığını bu evde yapmıştır. Makam-ı İbrahim var. Hemen Hacer-ül Esved'in sağ tarafına kalır. Makam-ı İbrahim Kur'an'da muhtelif yerlerde geçer. Mesela Bakara suresi 125 numaralı ayet-i kerimede burada tavaf namazı kılmak vaciptir. Bazı mezheplere göre namazın burada kılması vaciptir. Tabi izdiham yoksa güzeldir bizim mezhebimize göre. Burada Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üzerine çıkıp asansörlük vazifesi gören ayak izinin olduğu taş mevcuttur. Zemzem'e inşallah geleceğiz ama şimdi önce tatlı bir eser
Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Elimden tut kandır beni, rahmetine daldır beni.
şu anda Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası programını dinliyorsunuz. Evet kıymetli kardeşler, sana geldim ya Muhammed alemlere, sensin rahmet dedik. 1998 yılında bestelemiş olduğumuz bir eserde Almanya'da. Zemzem suyu dünyanın en şifalı suyudur. Allah'ın Hazreti Hacer ve İsmail aleyhisselama bahşettiği bir sudur malumunuz. Zemzem Kabe'nin 20 metre kadar doğusunda makamı İbrahim'e yakın bir yerde bulunan tavaf alanının altında kalmıştır bugün. Artık o kapağı görmek de mümkün değil. Millet durup orada bakmak istiyordu. Zemzem suyunun çıktığı yeri birbirine göstermeye çalışıyordu ve izdiham meydana geliyordu. Onu önlemek için o işareti bugün kaldırdılar. Malumunuz zemzem hangi niyetle içilirse o mutlaka hasıl olur. Zemzem içilirken Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allahümme rzukna ilmen nafian ve rizkan vasian. Ey Allah'ım bana faide verecek bilgi, ilim nasip et, geniş rızık nasip et diye dua etmemizi tavsiye buyurmuştur. Son olarak Kâbetullah Kur'an'da adı geçen tek binadır. Etrafında dönülerek ibadet edilen dünyadaki tek yerdir. İkinci bir yer yoktur. Dünya Müslümanların kıblesidir. Dünyamızın merkezidir. Arşın ta altındadır. İslam alimleri tartışmışlar. Kabe mi daha kutsal yoksa Resulullah'ın bulunduğu o mekan mı? İslam alimleri demişler ki Resulullah'ın Medine-i Münevvere'de bulunduğu o vücuduna temas eden toprağı zerrecikleri dünyanın en kıymetli yeridir, toprağıdır demişler. Bu kadarla şimdilik iktifa ediyorum Kabe ile alakalı. Sonra Kabe'nin etrafına çıktığımızda hemen yakınlarda Ebu Kubeys Dağı var. Bugün orada biliyorsunuz kralın sarayı var ne yazık ki. 1986 yılında orayı inşa ettiler. İranlılar o zaman orada protestolar yapmışlardı. Bilmiyorum hatırlayanlarınız vardır. Televizyonlara konu olmuştu. O protesto esnasında 600'e yakın insan katlettiler. Hayır biz bu binayı yapacağız buraya diye. Ne yazık ki normalde o Ebu Kubeys Dağı'nın bitimi Safa Tepesi'ydi. Onun da hemen bitimi o dağın tam dibi de Kabe'ydi. Öyleydi önceden. Hatta Bilal-ı Habeşi Hazretleri'nin ilk ezan okuduğu yere bir mescit inşa edilmişti. O mescit eski fotoğraflarda gözüküyor. Şimdi tabii o da yer ile yeksan oldu. Ebu Kubeys Dağı'nın tarih içerisinde çok önemli yeri var. Mesela bunlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam Efendimizin ey Allah'ım insanların kalplerini buraya bağla. İnsanlar namaz kılmak arzusuyla buraya gelsinler. Onlara bol rızıklar ver. Senin için, sen emrettiğin için zürriyetimi buraya bırakıyorum diye dua ettiği yerdir orası. İnsanları hacca davet ettiği yerdir Ebu Kubeys'ta İbrahim Aleyhisselam Efendimizin. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şakkul Kamer diye bildiğimiz ayın ikiye bölünme hadisesinin mucizesinin meydana geldiği yerdir Ebu Kubeys'ta. Efendimiz oraya çıkmışlar. Müşrikler malumunuz ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sana inanırız ama bir şartla dediler. Eğer şu gökteki ayı ikiye bölebilirsen dediler biz sana inanırız. Rabbimiz lütfetti. Allah'ımızın vahyettiği zamanda yani ayın böyle tam dolgun olduğu bir zamanda tüm Mekke müşrikleri Ebu Kubeys Dağı'nın eteklerine toplandılar. Ayı herkes çok ayan bir şekilde görebiliyordu. Efendimiz Bismillahi Allahu Ekber diyerek aya şöyle bir işaret edince sanki onu ikiye bölüyormuş gibi ayın yarısı sağa yarısı da sola gitmeye başladı. Bu durumu görenler dediler ki ya bu sihirbaz bu. Bizim gözlerimizi boyadı. Yani akla göre, akla ve mantığa göre ayın ikiye bölünmesi mümkün müdür? Ondan sonra Allah'ın işine bir bakın. Sürekli biliyorsunuz ticaret kervanları gelip giderdi Mekke dışına. Onlara da sordular. Ya dediler size görmüş olduğunuz herhangi bir hadise var mı? Onlar dediler ki ya bundan şu kadar gün önceydi. Yani o olayın olduğu günü tarif ettiler.
Dediler ki ay ikiye yarılmıştı. Hiç biz daha hayatımızda böyle bir şey görmemiştik. Size çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bende onun resmi de var. Ayın uzaydan çekilen resmi var. Ay sanki ikiye parçalanmış ve tekrar birbirine yapıştırılmış gibi ayın ortasında böyle yüksekçe efendim bir iz var. Onun resmi bende mevcut. Bir zamanlarda ta eski 80'li yıllarda Zafer dergisi vardı. Onda yayınlanmıştı. Sonra Ebu Kubeys da böyle pek çok önemli İslami hadiselerin efendim meydana geldiği, cereyan ettiği bir nokta. Oradan hemen Fetih kapısı tarafına doğru gittiğimizde, zaten orası dar bir alandır. Hani peygamberimizin doğduğu ev diye bir mektebe var orada. Orayı bilmeyenimiz yoktur zannediyorum. Önünde hep güvercinler olur. İnsanlar oraya yem atarlar, buğday atarlar güvercinlere. Normalde orada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanındaki o doğduğu evin aslı falan yok tabii ki. Ancak orada çok kıymetli, sevdiğimiz bir ilim adamı var. Bizim Türk profesörlerimizden kendisi orada yaşıyor, ilim adamı. Allahümme salli ala Muhammed Öztürk hocamız. Kendisi 80'li yıllardan bu tarafa orada yaşıyor ve Mekke-i Mükerreme'de öğretim üyesi. O diyor ki asıl ev bunun altındadır, bu evin altındadır. Orayı yıkmak istemişlerdi, biz yıkılmaması için dozerlere rica ettik. Etrafını kumlarla doldurttuk ve bugünkü bu gördükleri ev oraya yapıldı. Orası bir kütüphane normalde, onu bilesiniz. Hemen oradan Babu Şami dediğimiz veya Fetih kapısı istikametine doğru veya Cin Mescid istikametine doğru gittiğinizde solda bir mescit vardı. Şimdi genişletmeden dolayı orayı yıktılar. Orada Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman olduğu, yani kız kardeşinin eviydi biliyorsunuz. Orada Müslüman olmaya karar verdi. Orada onun evi vardı. Onun Müslüman olduğu yerde bir mescit vardı. Adı da Hazreti Ömer Mescidiydi. Onu yıktılar. Oradan yukarı doğru gittiğinizde Raiye Mescidi vardır. Raiye bayrak demek. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'ye oradan girdiği için o istikamete, o cihede fetih kapısı derler. Tabi ne yazık ki o mescitlerin tamamını, Osmanlı dönemindeki görüntüsünün hepsini yeriyle yeksan ettiler, yıktılar. Bugünkü Arap mimari şeklini oraya yaptılar. Hatta ve hatta küçücük bir adacık içerisinde malumunuz. Adacığın başında Raiye Mescidi, arkasında Cin Mescidi vardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Taif dönüşü artık epeyce ümitsizliğe kapıldığı bir dönemde, insanlar hakkı kabul etmek istemiyorlar. Hatta Taif'te bile Efendimiz'i ne yaptılar? Taşladılar. Allah-u Teala moral olsun diye Miraç öncesi olan bir hadise bu. Orada cinlerle peygamberimizi buluşturdu. Cinler Efendimiz'e orada iman ettiler. Efendimiz onlara Cin suresini okudu. Orada nazil oldu zaten. قُلْ اُوحِيَ اِلَيْكَ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. İmkanınız olursa inşallah Ahkaf suresinin son sayfasıyla Cin suresi komple bu hadiseyi anlatır. İşte onun hatırasına orada bir mescit vardı. Cinlenen, hastalanan insanlar hep gelir orada, şifa ümidiyle dua ederlerdi, namaz kılarlardı. Suud hükümeti bunu engellemek için bir zamanlar orayı ziyarete kapattı. 1990'lı yıllardaki o mescidi yıktılar. Bugünkü mescidi inşa ettiler. Ondan önce de Osmanlı döneminde bir mescit vardı. Tabii o da önceleri yıkılmıştı. Hemen Cin Mescidi'nin sol tarafında, kıbleye doğru döndüğünüzde ise sağ tarafında Cennetül Ma'la veya bizim insanlarımız Cennetül Mualla derler. Orada en önemlisi kim var? Anneler, annesi Hatice'tel Kubra radıyallahu anha annemiz. Peygamberimizin ilk çilekeş ve vefakar zevcesi Hatice annemiz var. 1900 kaçlı yılların fotoğrafıdır bilemiyorum. Orada
kubbecikler yapmış ecdadımız. Hatice annemizin kabri şerifi neresi, peygamberimizin akrabalarının kabirleri neresi, mezhep imamlarının kabirleri neresi, ashab-ı kiram efendilerimizin neresi, hepsini böyle belirlemişlerdi. Ama ne yazık ki biliyorsunuz Vahhabi anlayışı bunlara müsaade etmiyor. Onlar sanki insanlar kabirlere ibadet ediyormuşcasına böyle bir algılamayla ne yaptılar? Oradaki kabirlerin tamamını düzlediler. Hatta kadınların da girmesine izin vermiyorlar. Mekke-i Mükerreme'de Mina'ya giderken küçük bir mescit görürsünüz. Orada böyle küçük kale gibi hemen şeytan taşlamaya varmadan sol tarafta. Orası Beyat Mescididir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya Mina panayırları kurulduğunda malumunuz çadır çadır gezer, başka yörelerden gelmiş insanlara İslam'ı teklif ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'den gelen ilk 7 yiğit işte orada biat ettiler. Efendimiz'e orada iman ettiler. Onun hatırasına orada Osmanlı ecdadımızdan kalma hala duruyor bildiğim kadarıyla. Böyle etrafı kale gibi böyle küçücük, içeriye girdiğinizde mihrapları bulunan ama hayli bakımsız bir mescit var. Şimdilik bu kadarla Mekke-i Mükerreme'yi tarif etmiş olalım. Size bir de Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmenin faziletiyle ilgili birkaç hadisi şerif arz ettikten sonra orayla ilgili birkaç anekdot sunayım. Ani İbni Ömer, İbni Ömer Hazretlerinden yani Hazreti Ömer Efendimizin oğlundan. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Men zâra kabiri, kim ki benim kabrimi ziyaret ederse vacibet, vacip oldu. Yani vacip olur lehu, benim kabrimi ziyaret edene şefaati, benim şefaatim ne yapar? Benim kabrimi ziyaret eden kişiye vacip olur. Yine Ali İbni Ömer Hazreti Ömer Efendimizin oğlundan kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ca'ani zairan, kim ki beni ziyaretçi olarak gelirse la yuhimmuhu, hiçbir ehemmiyet, hiçbir önem vermediği illa ziyareti, benim ziyaretimden başka hiçbir şeye takılmadan, önem vermeden, yani tek gayesi beni ziyaret etmek üzere bana ziyarete gelirse kâne hakkan, hak olur aleyye, benim üzerime en ekûne lehu şefi'an, ona şefaatçi olmak artık bana hak olur. Yani kim ki sadece beni ziyaret amacıyla buralara gelirse benim de ona şefaat etmem vacip olur buyurdu Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir hadis daha hemen arz ediyorum. Kısa kısa geçiyorum tabii, önemi anlaşılsın diye. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurdular. Men zârani ba'de vefâti, kim benim vefatımdan sonra beni ziyarete gelirse fe ke ennemâ zârani fi hayati, sanki beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Görüyor musunuz? Elhamdülillah. Ne kadar önemli ve kıymetli. Allahu Ekber. Biliyorsunuz o kadar büyüklerimiz hep o mekanlara gidip oralarda ahir ömürlerini geçirmeyi murad etmişler. Hatta oralarda kalmışlar. Mesela bir Şeyh Şamil, o büyük mücahit, değil mi? Kafkas Kartalı, o güzel insan. Şuna bir bakın. Ömrünün büyük bir kısmını hakkın hakimiyeti için Ruslara karşı savaşla, cihatla geçiriyor. Sonra esir düşüyor. Türkiye'ye geliyor. Oradan Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Bugün Cennetül Bakia kabristanlığında yatıyor Efendimiz'e komşu. Makamı cennet olsun, nur olsun inşallah. An raculin min alil hattab, Hazreti Ömer Efendimiz'in ailesinden bir adam rivayet ediyor. Annenebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Men zârani muteammiden, kim ki beni ziyaret kastıyla yola çıkarsa kâne fî civâri yevmel kıyâmeh, o adam kıyamet günü benim yakınımda olacak. Ve men sekenel medînete,
Kim ki Medine-i Münevvere'de iskan ederse, orada kalırsa, oraya yerleşirse, tabi kaçak kalmanız gerekiyor. Tabi Suud hükümet de buna göz yumuyor. Onlar da bunları biliyorlar. وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا Kim ki Medine'nin sıkıntılarına sabrederse. Oranın da kendine özgü sıkıntıları var. Size bir tanesini arz edivereyim mi hemen? Mesela ilginçtir. Burada parklar falan var. Çocukların oynayabileceği parklar. Orada kolay kolay çocukların oynayabileceği parklara bulmanız mümkün değil. Kadınlar büyük bir çoğunlukla ev hayatı yaşıyorlar orada. Kadınlar için daha zor, daha sıkıntılı. Bunları kenara koyun. Oranın sıcağı bir kere başlı başına bir sıkıntı. Ama buna rağmen kim ki Resulullah aşkıyla orada kalır, oranın her türlü sıkıntısına Resulullah aşkıyla sabrederse, kuntu lehu şehiden, ben ona şahit olurum. Ve şefi'an yevmel kıyame, ve ona kıyamet günü şefaatçi olurum. Ve men mâti fî ehadil harameyn, kim ki gerek Mekke'de gerek Medine'de vefat ederse, ba'athahu Allahu minel âminîne yevmel kıyame, Cenab-ı Hak o kişiyi kıyamet gününde emin olan insanlarla ne yapar? Diriltir, haşreder efendim. Görüyor musunuz müjdeleri? Bir tane daha söyleyivereyim mi? Bakın kardeşler. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men haccel beyte, kim ki Allah'ın evini hacc eder, ve lem yezurni, beni ziyaret etmezse, oraya kadar gelmiş, Efendimiz ziyaret etmiyor. Tabi imkanı olduğu halde bunu yapmıyor. Şuursuz bir Müslüman, fakat cefani, Efendimiz buyurdu ki o kişi bana eziyet etmiştir. Kim Efendimiz'e, Peygamberimize eziyet etmek ister? An Enes'in, bir de Efendimiz'in yanında büyüyen o güzel delikanlıdan bir hadis, o rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurdular: Men zarani fil medineti muhtesiben, kim ki beni Medine-i Münevvere'de hesabını, yani mükafatını Allah'tan bekleyerek ziyaret ederse, kâne fî civâri, o benim yakınımdadır. Yani ahirette yakınımda olur. Ve kuntu lehu şefî'an yevmel kıyâme, ve ben de ona ne yaparım? Kıyamet günü şefaatçi olurum. Şununla bitireyim. Bugünlük bu kadarla iktifa edeyim. O da şu: An İbni Abbas, Peygamberimizin amcazadesi İbn Abbas Efendimiz, Efendimiz'den yaşça küçüktür kendisi. Men hacce ila Mekke'te, kim ki Mekke'yi mükerremeye hacca gelir, thumme sonra kasadeni, beni kast ederse, hacca gideyim bir de Peygamberimizi ziyaret edeyim, bunu kafasına koyar, gerçekleştirirse, fi mescidi, beni ve benim mescidimi, çünkü orada kılınan bir vakit namaz bin namaza bedeldir, kutibe lehu haccetan, o kişiye iki hac sevabı yazılır, mebruratan, hem de mebrur hac sevabı yazılır. Mebrur, kabul edilmiş hac demek. Bir hac, hac yapana sevap. Bir sevap da nerede alıyor insan? Peygamberini bu dünyadayken gider orada ziyaret ederse, o adam peygambere ziyaretinden dolayı iki hac sevabı, hem de kabul edilmiş hac sevabı alır. Ashab-ı kiram sordular başka bir hadiste: Ve ma bir ruha ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, haccın kabul olmuş olmasının işareti nedir? Efendimiz ne güzel buyurdular. Buyurdu ki Efendimiz, bir adam hacdan döndükten sonra kötü huylarına, kötü ahlakına geri dönmezse, işte onun haccı mebrur hacdır. Onun da karşılığı ancak cennettir. Size kısa bir hatıramı anlatıp bugünkü sohbetimi bitiriyorum. Sanıyorum 2001 haccımızdı veya 2002, o yıllarda Hamburg Merkez Camii'nde imamlık görevinde bulunuyorum. Bir hanım ablamız geldi kayıt olmaya. Ben de bu işlerden sorumluyum o zamanlar. Biz her gelenlere mutlaka beyiniz yok mu? Veya adam geliyorsa hanımınız da gelmiyor mu? Çünkü gönlümüz hep mümkün mertebe
orada insanların eşleriyle beraber gitmesi yönünde. Niye böyle istiyoruz biliyor musunuz? Bir hocamızın güzel bir nüktesi vardı, derdi ki o, orada yengesi olmayanın dengesi olmaz. Yani dengeli bir hacı olsun istiyorsanız adamın hanımı yanında olacak. Veya bir kadın dengesi olsun istiyorsanız orada beyi yanında olacak. Tabii ki tüm hayat beraber geçiyor. İmkanlar var ise hanım da beraberinde olsun veya bey de beraberinde olsun. Benim bu sorumun karşısında başladı kadın ağlamaya. Dedim acaba yanlış bir şey mi söyledim hanım ablacığım, hayrola? Evladım hiç sorma, hiç sorma dedi. Niye ya? Yavrum, benim dedi beyim gece gündüz içer. Ama yine de sağ olsun, sen kadın madem bu kadar gitmeyi çok istiyorsun, bari git sen yazıl dedi. Allah Allah. Kadın gözyaşları içerisinde hacca yazıldı. Dedim ki buraya beyni getiremez misin? Hocam dedi, nerede o günler? Bakın, aradan bir iki hafta geçti. Bizim orada özel imamlar odamız vardı. Hamburg Merkez Camii'ne bir gün yolunuz düşerse inşallah görürsünüz. Aman yarab. İçeri bir girdim ki içerisi buram buram içki kokuyor. Sonra bir baktım koltukta bir adam oturuyor. Belli ki sarhoş. Dedim hayrola? Dedi Mustafa Hoca sen misin? Dedim benim, buyurun. Benim dedi karı buraya yazılmaya gelmiş hacca dedi. Ha siz falanca ablamızın beyi misiniz? Evet dedi hoca, işte o kişi benim. Sen demişsin ki kocam buraya gelsin demişsin dedi, ben de geldim. Abi adın ne? Dedi hocam adım Ömer. Dedim hemen Ömer amca ne içersin sen? Ne mi içelim camide? Çay içilir dedi. Çay söyle hoca dedi, içelim. Çay geldi. Çayı içtik, dedim Ömer abi bak sen güzel bir adamsın. Yalnız biz Müslüman insanlarız. Dedim hanımın yalnız gitmesi bence doğru değil. Eğer imkanın varsa sen de yanımda gel. Hoca sen ne diyorsun dedi ya. Benim gibi sarhoşlar da oraya gidebilir mi? Dedim niye gidemezsin Ömer amca, sen tek iste ya. Yalnız dedi bak hoca, ben dedi hac mac bilmem. Namaz kılmayı da bilmem. Dedi beni bak nereye gidiyorsan götüreceksin. Sen ne yapıyorsan onu ben yapacağım. Abi sen tek rahat ol. İnşallah beraber gezeceğiz. Öylesi yaz beni dedi kardeşim. Yaz bakayım. Adamı yazdık. Diyoruz ki kendi kendimize adam sarhoş. Ya kafa yerinde değil, sonra vazgeçmesin. Hakikaten de adam baktım bizim hac seminerlerine gelmeye başladı. Dedim Ömer abi sen bu işi maşallah kıvıracak gibisin anlaşılan. En son havalanına geldi. Hanımı yanıma yaklaştı. Hocam dedi bizim herif dedi yine hiç sorma. Hayrola? Dedi yine bu zıkkımı dedi içmiş de öyle gelmiş buraya kadar. Dedik inşallah bu onun dönüşü olur. İnanır mısınız? Vallahi ben o kadar kafile başkanlığı yaptım. O kadar hacı götürdüm. Daha o adam kadar güzel de bir hacım olmadı şu ana kadar. O kadar mülayim, o kadar efendi, o kadar ikramsever, o kadar halim ve selim. Adam orada içki içmesi zaten mümkün değil. Döndükten sonra 5 vakit namaza başladı. İçkiyi bıraktı. Tabii sürekli beni arıyorlardı döndükten sonra. Baktım ki Ömer amcamız o oturduğu evin yakındaki caminin cemaati olmuş. Her gittiğimizde orada sarılırdık, gülüşürdük, çay kahve içerdik. Bir gün bir telefon, hanım arıyor. Mustafa hocam Ömer amcan hastalandı. Hemen ziyaretine gidelim. Baktık ki Ömer amcamız bir tarafı felç olmuş. Aradan bir 6 ay daha geçti. Baktım ki Ömer amcamız tekerlekli sandalyede. Aradan 1 sene geçti. Bir telefonda hocam hayrola yenge hanım? Hiç sormayın Ömer amcanız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Adam hacca gittikten sonra inanın yani 4 veya 5 yıl yaşadı veya yaşamadı. Makamı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Demek istediğim oralar böyle mekanlar, böyle yerler. Cenab-ı Hak tüm ehli İslam'a inşallah gidip kötülüklerinden vazgeçip mebrur hac yapmayı, bir daha o kötü hallerine dönmemeyi nasip eylesin.
Şimdi tonlarca ağırlık günah yükümle huzuru nebide tövbeye geldim. Batıda kararmış siyah yüzümle rahmeti rahmana secdeye geldim. Diyoruz sevmeye geldim isimli eserle inşallah bugünlük size veda ediyoruz. Efendim sağ olun, var olun, nur olun. Rahman olana emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah, ya Rahim Allah, ya Rahman.
Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi.